arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bebek örgülerinde sıkça kullanılan fare dişi modelinin yapımını göstereceğim. Modelimizi böyle küçük bir parça üzerinde çalıştım. Hafif kabarıklı olan çıtı pıtı bir model. Şimdi yeni bir başlangıçla nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şişimin üzerine az miktarda ilmek aldım. Videomun fazla uzun sürmemesi için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmek almışım. Modelimiz çok çok basit, emin olun. Sadece tek bir sırada zaten model uyguluyoruz. Burası ilmeklerimi aldığım ilk sıra olduğu için altına lastik çalışmıyorum. Tabi siz lastikten sonra modellerinizi kurabilirsiniz. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir modeli 4 sırada tamamladığımızı düşünürsek bu birinci sıramız. Birinci sırada arkadayız ve ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sırada ön sıradan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlk başlangıç olduğu için burada şimdi arka sırada model kurduğumuz için 3. sırada modeli kuracağım ve bitecek. Normalde 2 model arasında 3 sıra düz, yani 2 sıra önden düz örgü, 1 sıra arkadan ters örgü örüyoruz. 4. sıra arka sırada modeli kuruyoruz. Şimdi 2 sıra ördükten sonra ben modeli kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmeğimi normal buradan batarak değil, şöyle bakın ilmeğimizi uzattığımız zaman üstten değil alttaki boşluktan, yani alttaki ilmekten batarak örüyoruz düz ilmeğimizi. Bir ters ilmek alttan batarak şöyle şuradan değil buradan batıyoruz. Yaptığımız tek işlem bu. Yani bu sırada bu şekilde yaptıktan sonra şimdi aradaki mesafeyi de beraber öreceğiz zaten iki model arasındaki. Önce ilmeğimi yakalıyorum. Düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ters düzdeyiz, evet. Bir ters, bir düz. Düz ilmeğimizi normal ilmeğimizden batarak değil, bir alttaki boşluktan batarak örüyoruz. Ve bir ters. Yine son kez bir düz ördük. Kenar ilmeğimi de örmek. Ters örerek bitirdim. Modelimizi burada uygulamış olduk. Şimdi birkaç sıra ördüğümüzde buradan hafif bir kabarıklı göreceksiniz hemen. Şimdi modele yeni başlıyor gibi. Burası birinci sıramız. Düz taraftayız. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz.
Ön sıramızda 1 mil çıktık. Şimdi arka sıradayız. Arka sıradan da 1 mil ters örüyoruz. Ön sıradan 1 mil düz ördük. Arka sıradan 1 mil ters örüyoruz. Bu ikinci sıramız, yani ikinci milimiz. Ve ön sıraya geldik. Ön sırada üçüncü milimizi yine ilmekleri düz örerek tamamlayacağız. Mil diyorum çünkü normalde bir sıraya ben bir gidiş bir geliş olunca bir sıra diyorum. Yanılma olmasın diye açıklama yapıyorum sürekli. Bu üçüncü milim. Ön sıradan ikinci milim yani. Bir önden ördük düz ilmekler. Arkadan ters olarak ördük. Önden yine düz ilmek olarak ördük. Bakın modelimiz hafiften kabarıklığını belirginleştirdi. Şimdi dördüncü milimizde, yani arka sırada yine model uygulayacağız. Aynı birinci sırada başladığımız gibi başlayacağız. Modelimiz üst üste gelecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi normal battığımız yerden değil, bir alttaki boşluktan batıyoruz. Düz ördük. Bir ters. Buradan değil, bir alttaki boşluktan düz ördük. Size çok basit olduğunu başta da belirtmiştim. Modelimi burada açıklayıcı bir şekilde anlatmak istedim. Kısa bir videoyla. Bundan sonraki videoda inşallah fare dişi modeliyle kapşonlu yelek öreceğiz beraber. Videomu yavaş yavaş hazırlıyorum sizin için. Modeli orada detaylı anlatmadığım için burada detaylı anlatma gereği duydum. Son kez düz ilmeğimi alttan batarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve ön sıraya geldim. İkinci modelimi uygulamış oldum. Buradan sonra şimdi diğer modeli uygulayana kadar ön sıradan 1 mil düz öreceğiz. Arkadan 1 mil ters öreceğiz. Tekrar ön sıradan 1 mil düz öreceğiz. Yani 3 mili tamamlayacağız. 4. milde arka sırada olduğumuz zaman yine modelimizi bu şekilde uygulayacağız. Şuradan da daha net görebilirsiniz modelimizi. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için beğeni, yorum ya da abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.